Sayın Bakan'ın getirdiği yeni bir fotoğraf var önümüzde. Kendisiyle sizin yaptığınız bir görüşme ve oradan talebin sizden geleceğine dair bir mutabakat. Öncelikle buna dair görüşünüzü alabilir miyiz? Öncelikle şunu bildireyim. 2011 yaz ayında Sayın Bakan'ın daveti üzerine sadece Sayın Bakan'ın olduğu bir toplantıya katıldım. O toplantıda Sayın Gökçek yoktu ve kendisinin de olduğu bir toplantıda ben bulunmadım şimdiye kadar. Bunun tünel olması koşuluyla bize bir planın onaylanabileceğini söyledi. Dolayısıyla belki de Sayın Bakan'ın söylediği, rektörün teklifidir dediği yol bu ikinci yolun tünel olarak önerilmesidir. Dolayısıyla şu yolda 1994'ten beri değiştirilen bir tasarım yoktur. Sayın Bakan'la konuştuktan sonra da bu yol üzerinde herhangi bir değişiklik zaten yapılmadı. Dolayısıyla bu basına yansıyan açıklamanın bu iki yolun birbirinden karıştırılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Efendim şu an için siz durumu nasıl görüyorsunuz? Çünkü bir yandan da bu sit alanı olduğuna bir gönderme yapmıştınız. Bir yargıya doğru bir göndermeniz vardı. Bir yolun şu noktasında Eskişehir yoluyla birleştiği noktada bir sit alanı var. O sit alanından yolun geçebilmesi için tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından onaylanması lazım. Yine bu mevzi bir düzenleme yapılamayacağı için bütün bu koruma amaçlı imar planının bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor. Burada herhangi bir şekilde yol imalatı, inşaatı yapılabilmesin. Dolayısıyla yasal olarak bu ön koşullar var. İkinci olarak her ne kadar 2007'deki yol kararıyla biz buna bağlıysak da bu Ortadoğu Teknik Üniversitesi olarak bu yolun geçmesi konusunda imar planında da yer vermek durumundaysak da bu konuda toplumda yaşanan tartışmaları tabii ki biz de izliyoruz. Bu yol güzergahı 100. yıl ve Çiğdem mahallesilerinin içinden geçiyor. Ve bu mahallelilerin de bu konuda itirazları var. Çevrecilerin itirazları var. Üniversite olarak bizim pozisyonumuz şu. Bu yol konusunun bir dayatma malzemesi olmaması ve tarafların bir araya gelerek konuşması, mahalleliye bu yoldan etkilenecek olan insanlara bilgi verilmesi, belki sorunların dinlenmesi ve mümkünse bu sakıncaları hem çevre üzerindeki olumsuz etkileri hem de 100. yıl ve Çiğdem Mahallesi'nde sosyal dokunun ve fiziksel çevrenin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak bazı proje değişikliği yapılabilir. Dolayısıyla bizim önerimiz taraflar bir araya gelsin, konuşsunlar, tartışsınlar. Eğer bir çözüm bulunabilirse bu hepimizin isteyeceği sonuç olur. Ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi olarak da bu tartışma, paylaşma ve belki gerekli olan proje değişikliklerinin yapılması sürecinde de tabii ki elimizden geleni yapmaya hazırız.